Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Şu an Kuba şehrindeyim. Burası Kuba şehrinin girişi. Bir önceki videoda Kuba şehrini ziyaret etmiştik. Buradaki halkla sohbet, muhabbet etmiştik. Şehri dolaşmıştık, pazar yerine dolaşmıştık. Şimdi ben bir kasabaya gidiyorum. Kırmızı kasaba olarak adlandırılıyor. Dilerseniz buradan taksiye, dolmuşa vesaireye de binebilirsiniz. Ama çok uzak bir yer değil. Ben yürümek istiyorum. Yürüyerek gideceğim. Bakalım 15-20 dakikaya yürüz oraya diye düşünüyorum. Kuba ile Kırmızı Kasabayı bu köprüyle bağlamışlar. Köprünün başına da böyle iki tane aslan dikmişler. Aslan heykeli. Aşağıda bir nehir yatağı var. Neydi ismi? Kudya Çay mıydı? Öyle bir şeydi ismi. Tam telaffuz edemiyorum. Sis var ya, ne kadar mistik gözüküyor, baksanıza. Bayağı bir çöp de görüyorum maalesef. Şişeler mişeler var. Öyle 15-20 dakika falan dedim ama 10 dakikaya geldim buraya. O kadar uzak bir yer değil. Kırmızı Kasaba sol tarafta diyor. Kusar'a gitmek isterseniz ya da Şahtağ Turizm Merkezi'ne gitmek isterseniz sağdaki yolu takip ediyorsunuz. Telaffuz edemediğim isim buydu. Kudyalçay. Köprünün adı da Kudyalçay'mış. 19. asırdan kalma. Kırmızı Kasaba'ya hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Sefalar olsun. Abi selamünaleyküm. Kıraathane midir burası? Bir çay içebileceğim yer var mı? Yer. Açıktır değil mi? Açıktır. Şey, keş kardeşim. Sağ olasın abi. Türk kardeşimize bir selamünaleyküm. Gözü kovar mı? Abi ne istersiniz abi? Abi çay var mı? Çay da var, kahve de var. Neyse. Çay alayım abi, zahmet olmazsa. Ben gözüm diyende ben pek koçum. Selamünaleyküm abi. Akrabanın düğünü müydü? Akrabaydı. Sevdin mi Ankara'yı? Hoşum geldi. Hoşum geldi. Çok hoşum geldi. Ben iki kere gittim Ankara'ya ama çok kısa kaldım. Çankaya Köşkü'nde gördüm. Gördün. Anıtkabir'de ziyaret ettin mi? Şeye gittim, Atatürk'ün ziyaretine gittim. Anıtkabir'dir. Oraya gittim. Anıtkabir diyoruz biz oraya. Bir gün oraya gezdim. Evet, bir gün orayı komple gezersin. Komple bir gün oraya gezdim. Aslında Ankara'nın çevresinde de gezilecek yer var diyorlar ama ben de varmadım. Ben de gitmedim. Yoldan geçtim. Çok bir hafta orada gezdim, bir hafta. Bir gün mü ancak orada Atatürk'ün şeyinde var. Anıtkabir'i ziyaret ettin. Orada gezdim. Tut bir gün. Buralı mısın abi sen? Ha, ben buralıyım. Abi bir sual sorabilir miyim sana? Müsaade var mı, geleyim oraya? Ha, buyur. Video çekiyorum, sakıncası var mıdır? Hiçbir problem yok. Abi nereden can? Abi Türkiye'denim ben, İzmir'den geldim. Bu da Türkiye'de yaşamıyor. Türkiye'de yaşadın. İzmir'in neye güzel? Tarihi güzeldir, yemekleri güzeldir. Sen nesini sevdin İzmir'in? Ben İzmir'de olmadım. Olmadın mı İzmir'de? Bursa'da. Kaç yıl yaşadın Bursa'da? 3 yıl. 3 yıl. Sevdin mi Bursa'yı? Şimdi tarihi bir şehir. Tarihi bir şehir, evet. Tarihi bir şehir. İnegöl'de. Şehitler Kıyaban Camisi'ni ben yaptım orada. Sen yaptın. Usta mısın sen abi? Yoksa mimar filan mısın? Ben. Usta mısın? Mozaik ustası. Ha, mozaik ustasısın. Sen nereyi yapmıştın abi İnegöl'de? İnegöl'ün şehirler mezarlığı var ya, orasında cami var. Aha. Oranın mozaiklerini sen yaptın. Caminin binasını ben yaptım. Ellerine sağlık abi. Kaç yılında yaptın? Ben yaptım diyende yani komple bir şirkette çalışıyordum. Aha. Oranın mozaikasını... Kaç restorasyon 20 kaç yılında abi? 5. yılda. 2005. yılda. Yani o cami restorasyon yaptı. Ben aynen video çekerek geziyorum abi. Şimdi burada Azerbaycan'ı dolaşıyorum ben. Daha Yahudileri varmış. Onları ziyaret etmek istedim. Onların tarihlerini, kültürlerini öğrenmek istedim. İşte buradır. Buradır. Burada Yahudi yok. Yahudi yok. Burada hamsa
Ya burada yani biz elhamdülillah Müslüman oluyoruz. Yani Yahudisi de var, Lazı da var, Müslümanı da, Azeriler de var. Yani karışık. Karışık. Kırmızı kasabada da karışık yaşıyorlar. Böyle çokluğu Yahudiler, daha Yahudisi. Çokluğu daha Yahudisi. Ama neden daha Yahudisi diyorlar peki? Neden diyende? Bura dağ rayonu, dağ şehri. Burası dağ şehri, o yüzden. Ya o vakti fetihli kan. Mesut değil, dağda yaşıyorlar. Dağda yaşıyorlar. Bir yer verim. Bizim bir dağ Yahudi kardeşimiz Adi orada oturmuş. Yahudi. Amca dağ Yahudisi mi? Amca dağ Yahudisi. Sakıncası var mıdır anlatsa? Yok, hiçbir sakıncası yok. Amca sakıncası yoksa sana sorabilir miyim? Herkes sor. Gideyim mi? Sorabilirsin. Hiçbir problem yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle geçeyim mi amca müsaadenle? Ben görmen hiç geçeceğim. Yer kavgası yapıyorlar, oynanacaklar. Amca nasılsın? İyi misin? Abi, otur burada. Buraya mı oturayım? Sen de otur. Tamam, oturdum abi. Gel otur. Işığı yandır. Adın nedir amca? İsmin nedir, adın nedir? Toli. Toli. Ben de Burak, memnun oldum. Gel otur. Amca ben buraya sizin kültürünüzü öğrenmek için geldim, bilgi edinmek için geldim. Sakıncası yoksa anlatabilir misin sen? Bilmiyorsun sen. Peki kaç kişi yaşıyor burada, onu biliyor musun? Onu sorsam. 18 bin. 18 bin, kırmızı kasabada. Sağ ol abi, ellerine sağlık. Bu da 2000. Dağ 2000 metre. Rakım 2000 metre. Dağ Yahudisi demelerinin sebebi dağda yaşamanız mı? Dağda yaşadım. O yüzden. Kaç yılında gelmişler peki buraya? 300 bin. 300 bin yok. 300 bin. 300 yıldan yukarıdır. 300 yıl önce. 300 yıl önce dağ Yahudileri buraya gelmiş. Hangi bölgeden gelmişler buraya? İran. İran'dan gelmişler. Göç mü etmişler yoksa? Yok, orada kovulup. Sürgün edinmişler buraya. Onlar burada fetihli kan. Onun adam gibi. Müracaat edipler, onlar için yer ayırıp. Çayın bu tarafında. Çayın bu tarafında yani yer ayırıyorlar, var. Burada kalıyorlar. Fetihli Han Sarayı da o tarafta oluyor. O tarafta. Yani ziyaret edebilirim değil mi? Açık mıdır? Burada müze var. Müze var sadece. Müze var. Yahudilerin müzeyi var. Bakabilirsiniz. Peki kültürleri nasıldır abi, bilir misin? Bilmem. Ben lezgiyim. Lezgisin sen. Ben lezgileri de ziyaret edeceğim abi. Lezgiler de Kusar tarafında yaşıyor değil mi abi? Kusar, Hil, o bölgede yaşıyorlar. Burada da var. Burada da vardır. Lezgiler. Kaç yılında gelmiş lezgiler buraya? Bizim tarihi bilinmiyor. Tarih bilinmiyor. Bilinmiyor. Bizim mesela Kumul kendi var. Tarihi bilinmiyor. Tarihi bilinmiyor. Hınalık kendi var. Hınalık var, evet. Oraya çok güzel Hınalık diyorlar. Oraya gitmek istiyorum ben. Benim anam Hınalıklı. Hınalıklı. Atam Lezgi. Lezgi. Hınalık ayrı bir halk oluyor değil mi abi? Böyle böyle. Kuba'da müzey var. Kuba'da da müzey var. Tarih müzey. Bu kıtlama şeker midir? İçine atılan şeker midir? Ağza atıyorsun, öyle içiyorsun. Böyle de oluyor. Ha, karıştırabiliyorsun da. Şey, sert geldi de biraz, dedim kıtlama mı? Bizde de var çünkü kıtlama şekeri. Bu da kıtlamak sonra olur. Ha, eridi, evet eridi. Burada kuba sayılıyor. Burası posuluk diyor. Kırmızı kasaba. Kırmızı kasaba. Ha, posuluk. Sen Rus, Pasiyoluk, Rus dilinde. Pasiyoluk, Rus dilinde. Pasiyoluk diyorlar. O da kırmızı anlamına mı geliyor Rusça'da? Yok, yok. Kasaba anlamına geliyor. Krasnı slavadı. Kırmızı, krasnı. Krasnı. Kırmızı kasaba. Krasnı slavadı. Peki, slavada. Buradaki halk Azerbaycan Türkçesi konuşuyor, bir de Rusça mı konuşuyor? İvrit. Azerbaycanca. 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 Bazı işte bunlar var, lezgi dili de bilen var. Lezgi dili de bilen var. Böyle. Sen biliyor musun abi lezgi dili? Ben lezgi dili biliyorum. Bir iki cümle. Lezgi dili bilir de. Bir iki kelime cümle söyleyebilir misin?
Samet Orbaş'a. Ben hiç duymadım Nezgi dilini. Sen boşuna düşünüyor musun Nezgi'ye? Yok, hiç duymadım. İşitmek istiyorum. Yap şu sözlerini yeniden, yap şu sözlerini Nezgi dilinde. Tabii ki ya. Özge de ekleyin. Boşanmışım derdi. Arabi ki sana adı ne de? Adı dinle. Abi. Mesela bu. Barak Kanzo. Abi. Türkiye'de lezgiler var mı? Ben seni. Var Türkiye'de de lezgiler. Onlardan da ulan. Onlardan ha. Ben seni çok istiyorum. Nasıl deniyor? Bir daha söyler misin abi? Zızbun Parakanda. Zızbun Parakanda. Biraz Rusçayı mı okşuyor? Yok. Kaplar var. Haput şeyde kırız kendi var. Aha. Onlar lezgi lehçesi. Kırız Yahudi kendi. Yok, kırız lehçesi. Yahudi kendi. Ya burada Yahudiler yaşıyor bir. Beni Yahudi olur buna. Üç tane kabir var ya burada. Sen Türkiye arasın ha. Ben Türkiye, İzmir'den. İzmir'den. Üç tane kent, üç tane kabir var orada. Abi bu da lezgi. Lezgisin abi sen de. Sen biliyor musun lezgi dilini? Yok. Başa düşün abi. Başa düşün ama konuşamıyorsun. Abi çay güzelmiş, bu farklı çay ya. Ne var içinde? Ne var içinde? Ayrılan şeyler var abi. İyi. Nane tadı geliyor sanki evet. Biraz. Göstercek eller. Nane. Edebalar. Nane. Ha biz nane deriz evet. Mesela manatı var ki. Nane hangi yerde? Abi herkese veremiyorum. Hadi. Valla sağ olasın abi. Teşekkür ederim sağ olasın. Ancak misafirlere. Sağ olasın abi teşekkür ederim. Ya da şu şubaya koyuyoruz. Al. Oynadın hocam. Aha da oynadın. Durup beşlerim kokotundan koydu. Gel efendim. İşte bu jurnalist. Beşi bu. Jurnalistiz. Benim YouTube kanalım var. Dünyayı geziyorum, videolar çekiyorum abi. Jurnalistiz. Ya tam jurnalist diyemem de niyetim o. Bilgi ediniyorum, bilgileri paylaşıyorum. İki devlet. Evet, bizde de çok söylerler. Bir millet, iki devlet diye. Kardeş devletler. Siz buralı mısınız abi? Kırmızı kasabalı mı? Buralı en paştayı. Vergi yok buralı. Buralısınız. Bugün bayağı bir sis çökmüş. Kuba'sı, Kuba'da, burada bayağı şey sisli. Evet. Duman var evet. Aa. Yağış var mıdır buralarda? Sabah yağış olacak. Akşam olur. Yağış akşam oluyor. Sabah kar da olacak. Sabah kar olacak. Köylere gitmek mümkün müdür peki? Mümkündür. Hele kim kar olmayacak az. Sonradan açılacak. Gözünü göstereceğim. Sonra açılacak. Süleyman Demirel 92. yılda Azerbaycan'a gelende. Aha. Büyük bir bayram oldu Azerbaycan'da. Evet. Bakü'de olduk. Bakü'deydin o zaman. Bilirsiniz necə? O vaxt ki orada çıxış elədilər, orada dedilər ki Heydər Əliyevlə görüşdü. Dedi Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə. Bir millət, iki dövlət. Onsuz da Türk millətləri sırasına gedirdi. Biz Azəri sayılırıq. Azəri Türkləri. Azəri yox, Azərbaycan. Azəri. Evet, Azəri denmesi, evet, çok sevmiyorsunuz. Odlar gördü. Vaktiyle neft çıkıyor Azerbaycan'da. Aha. 100-200 bundan kaba. Ona göre Azeri sözü oradan yaratıldı. Ha, oradan yaratıldı. Normalde ha, Azerbaycan Türkü, Azeri lafını sevmiyorsunuz Azeri bildiğim kadarıyla. Sonra atrapata kaydılar Azerbaycan sözünün evvelkatları. Ne adam var? Ve Azerbaycan, Azerbaycan'da 20. Çok mehriban yaşayır. Yahudiler, Lezgiler, Tatlar. Avarlar, talışlar. Avarlar, Lezgilerin birçok növler var. Biz olan son mehriban diye güle hele bir ölü kimdi. Çok samimi. Çok güzel bir şey ama. Çok güzel. Bütün ahali burada dost, çok kardeş dostu. Şeklinde yaşıyorlar. Çok güzel. Bu İsrail kömeğiyle de Azerbaycan'a Karabağ söhbetlerinde durulmada ve Türkiye'ye alaka edip ki mehbul edip vermeliler. Biz laf yakınlaştık. Daha da yakınlaştınız. Olan kahramanlar var. Albatta kalmıyor. Azerbaycan milli kahramanı dedi. Sen de şuursuz. Dedim benim torpağım da burası. Bu Yahudi halkını, biz ona bakalım bence. Ben internette okurken Azerbaycan'ın ilk milli kahramanlarından biri Dağ Yahudisi bildiğim kadarıyla. 92. yıl Mayıs 8'inde Şovun'da dövüşlerdi, tank soğudu. Ha tankçı. Tankla vurdu. O bir öz tankıyla üç de Ermeni tankı vurdu. Onun Bakı'da onun adına mabetler var. Mabetler yaptılar. Onun adına böyle bir heykeller koydular. Onu biz... Sevirik anmaz.
Azərbaycanın torpaqları. Mən özüm coğrafya, tarix müəllimiyim. Bunlar mən dəqiq bilirəm hər şeyi. Evet, soracaktım. Biraz önce soracaktım. Hani müəllim misiniz, tarix müəllimi misiniz mən, diye. Biyoloji coğrafya fakültesi fəaliyyətimi oxumuşam. İki il institut müəllimi olmuşam. İqtisadım. Coğrafya elmi doktoru. Bütün coğrafya, biyoloji, tarix sonunda məndən soruşur. 41-45-ci ildə saat 5-dən sonra 800 nəfər bu qəsəbədən 800 nəfər müharibədə ölüb. 45-ci müharibəsində. Sovet Alman müharibəsi. Aha, 2-ci Dünya Savaşı. 2-ci Dünya Savaşında. 39-cu ildə başlayıb bu sentyabr bir. Aha. 600 nəfər Yahudi oldu. Şəhər. 45-45. 1 milyondan yuxarı Azərbaycan. 1 milyondan yuxarı. Müharibə. Burada bir davara kimi sıra ziyaretlər gəlir, keçir. Biz də zikrə gedirik. Ara davara biraz görürəm. Çox gəlir. Bəli, bəli. Zərabatda şey var. Elə bir şey fərq yoxdur. Birbirimizi kırdık ulan yok. Ulan güzel ama böyle kırgınlık, küskünlük yok. Hep herkes kardeş burada. Herkes kardeş. Herkes toprağını seviyor, koruyor yani. Çok güzel bir şey yani. Arada görürsen ki nerede önemli ki ududur hep. Bunu bir tane olur. Onu ben bile bile ududuram. Özge de özmüş gitti. Ha, ona göre bu samimilik, bu hürmet başka şey. Kasabanın buraya yerleşmesi. 300-400 yıldır. Onlar təqribən 2 milyara yakındır yaşayırlar bizde. Gelirler konağa. Görürler ki biz yaxşı konaq paylar edelim. Biz de gördük ki onlar da yaxşı başa düşen, yaxşı milletler. Biz de kabul edildik. 2000 yıla yakındır. Vaxtıyla Ərəbistan yarımadasın. Bu bayram olur hep Boğar bayramları. Ola biz neyi tərənnüm edirlər? O, o da olmuyor bunlar. Hala o kamilleri bir şeyler, o səhralarda. Bunlar da şu bayramı olur. Bu yakında olacak aprelde. Orada Qələdürdə ham küçüktür. 1773-cü ildə. Burası dil, burası sizin. Sizin dendara fərq yoktu ya. Qəsəbə, aynı şey. Burada yaşayıblar, bura getirmişik səmimi insanlar. O arada oturup ya dur lan nerede olayım? Udanda onu davranıyor. Ama sen bende şu odursan sen nerede? Onu bak gülür. Bu da böyle samimiliği kalmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz peki Türkiye hakkında? Ben düşünürüm ki olan nece ki mehriban da Rusya ile Türkiye. Bu biz darhan yaşıyoruz. Bizim dostlarımız da bunlar. Biz kimle korkabiliriz? Ermeni gelebilir bir de bir günden sonra. Dostlarımız çoxalır bizim devlette, bizle yakındır. Gelebilir bir Ermeni gel Azerbaycan'a. Şey deyir ki, sıra gün Erdoğan sessizlik kesin ha, Zengilan bizim Cebrail, Qubadlıdır. Bütün bu Ağdam. Bizim de vaktiyle onlar var ya, orada Mardaket, Martuni, ne. Onlar silindi hamısı, oldu Xocalı, Xocalı. Şuşa 1752-ci ildə yaradılır, şehir gibi. Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Natıva. Dağlarının başı qardır, Avrupa'nın bulutlardır. Hey, gör neçə yaşım vardır Azərbaycan, Azərbaycan. Kendimi sokaklara attım şimdi kırmızı kasabayı gezmeye başlayalım. Çok güzeldi kıraathanedeki sohbet. Yani ortam sıcacıktı, sohbet sıcacıktı, çay çok lezzetliydi. Ama birazcık sokakları dolaşalım. Sizlere kasabayı göstermek istiyorum. Ne kadar güzelmiş bu evin mimarisi. Baksanıza rengarenk. Dağ Yahudilerinin yaşadığı kırmızı kasabadayız dostlar. Amcalara merak ettiğim şeyleri sormak istedim. Orada dağ Yahudisi bir amca vardı. Dur abi vereyim. Buyur abi. Sağ olasın. Dağ Yahudisi bir amca vardı. O amcaya birkaç bir şey sordum. Sağ olsun diğer abiler, amcalar da sorularımı yanıtladılar. Kendileri bir şeyler anlattılar. Fark ettiyseniz abi bir şey dedi orada. Biz Türk'üz, Lezgi'yiz, Avar, ondan sonra Dağ Yahudisi. Yani birçok millet yaşıyor Azerbaycan'da. Ve o kıraathanenin içinde 4-5 milletten insanlar oturuyordu. Ve kardeşçe, dostça, birbirleriyle şakalaşarak keyifli vakit geçiriyordu. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlattı orada amcam. Umarım kameraya çekebilmişimdir o anları. Ve gerçekten de haklı yani. Hani dövüşmenin, kavga etmenin hiçbir manası yok. Hepimiz bu dünyaya geliyoruz. 60-70 sene Allah nasip ederse bir ömür yaşayacağız yani. Zaten hastalıklarla geçiyor ömrümüz. Çalışmayla geçiyor. Birbirimizi üzmenin, kırmanın hiçbir manası yok aslında. Dostça, kardeşçe yaşayabiliriz hepimiz.
Bunu söyledi amca. Çok da güzel bir mesaj verdi. Ha, burada hamam var ama kapalı. Bağlı diyorlar burada. Aa, şurada bina var ama sinagog mu acaba orası? Çok emin olamadım. Şöyle bir yürüyeyim de. Sistem bir şey gözükmüyor ki. Güzel mistik bir havası var ama çok fazla bir şey gözükmüyor. İnternette okuduğum bilgi de abinin anlattığıyla aslında örtüşüyor. Yaklaşık 300 sene önce gelmiş daha Yahudileri buraya. İran'dan sürgün ediliyor Yahudiler. Bu bölgeye yerleşiyorlar. Sovyetler burayı işgal etmeye geldiğinde bir bakıyorlar Yahudiler ata biniyor. Ondan sonra böyle kılıç kuşanmışlar. Şaşırıyor Sovyet askerleri. O yüzden Dağ Yahudisi ismini veriyor buradaki insanlara. Günümüze kadar bu isim kalmış. Benim internette okuduğum bu. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Genelde insanlar yazın burada yaşıyorlarmış. Kışın başka bir yere gidiyorlarmış. Yazlık gibi kullanıyorlar aslında burayı. Bakmayın çevremiz dağ. Yani bir dağ kasabası burası. Ama sistem bir şey göremiyoruz. Mimari fark ettiyseniz birazcık farklı. Baksanıza ne kadar güzel işlemeler kapının üstünde. Ne kadar ilginç bir mimari. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Baksanıza giriş kapısının üstünü kapatmışlar. Güzel bir tasarımla kapatmışlar. Karşıda da var. Kasaba bomboş ya. Altın Kubbeli Sinagogu arıyorum ben. Ha. Burası bir sinagog mu? Burası sinagog hem medrese. Medrese. Kulların medresesi. Sinagogu istiyor şekilde. Altın Kubbeli Sinagog. O tarafta. Ha, yukarıda. Daha yukarıda. Ha, ha. Yukarı büyük düz. Burada yaşayan halk Dağ Yahudisi halkı değil mi? Ha, ha. Siz Dağ Yahudisi misiniz abi? Yok, buralıyım. Buralısınız. Ha, onların kültürlerini öğrenmek istiyorum da suallerim var. Hayır. Yaşlı adamlardan soruşarsan diyecekler. Yaşlı adamlara. Aynen. Tamam amca. Buradan devam ediyorum. Devam edelim. Köprü var. Köprü var orada. Körpü var. Aynen. Orada göreceksin. Tamam sağ olasın. Evet. Sağ olasın. Hayırlı işler. Burası medreseymiş. Aynı zamanda sinagog. Hem dini eğitim veriyorlardır hem normal eğitim veriyorlardır. İbadet de yapıyorlar. Burada İbranice, Rusça ve Azerbaycan Türkçesi bir tabela var. Ne diyor? Dağ Yahudileri Müzesi. Aşağı tarafta diyor. Mikvah var. Bir de birinin kabri var. Rabbi Gerson'un kabri var. O da yukarı tarafta. Her evde şu boru sisteminden var. Çatıya akan yağmur suları bu borudan direkt sokağa dökülüyor. Burada da soba borusu. Bakın burada da var. Çatıya akan su, yağmur suyu buradan sokağa, buradan da böyle kanalizasyon sistemine. Aynı zamanda soba boruları da var. İkinci Dünya Savaşı anıtı var burada. Siz ebedi yaşayacaksınız yazıyor. Bir tane asker anıtı koymuşlar. Aa,
Abinin dediği köprü burası. Ama burada yol kapalı. Kapatmışlar yolu. Sinagoga buradan gidiliyor. Abinin söylediği milli kahraman galiba. 69-92 arasında yaşamış. Ya da başka kahraman da olabilir, bilmiyorum. Albert Akurunov. Azerbaycan'ın milli kahramanı, tankçı diyor. 1992 yılda Şuşa uğrunda dövüşmüş ve hayatını kaybetmiş. Evlerin üstündeki figürler çok değişik yalnız ha. Ve dikkat ettim, kırmızı renkteki evler daha fazla. Belki oradan geliyordur adı Kırmızı Kasaba diye. Tabelalar buraya getirdi beni ama. Altın Kubbeli Sinagog burası mı değil mi? Bir şey arıyorum, bilgilendirici bir tabela arıyorum. Burası bir sinagog. Ama burada iki tane sinagog var. Hah, burada yazıyor. Altı Gümbez Sinagogu. Aynen, Altı Kubbeli Sinagog. Ben yanlışlıkla Altın Kubbeli Sinagog dedim sanırım. Altı Kubbeli olacaktı, özür diliyorum. Burası, aradığım yer burası. 1888 yılında yapılmış bu sinagog. Sovyetler burayı işgal edene kadar burada ibadet sürmüş, devam etmiş. Sovyetler döneminde burası bir fabrikaya dönmüş. Yanlış hatırlamıyorsam halı işleme fabrikasına dönmüş burası. Sovyetler Birliği dağılınca tekrardan sinagog olarak işlevine devam etmiş. Yani gelip burada insanlar ibadet ediyorlar ama gördüğüm kadarıyla kapı kapalı. Zaten birisi sesimi duyup çıkardı diye düşünüyorum. Kimse de çıkmadı. Tarihi bir sinagoga bakıyoruz şu an. 1888 yılında inşa edilmiş. Hatta inşa eden kişi de yazıyor burada. Neymiş ismi? Hillel ben Hayim. Hillel ben Hayim tarafından yapılmış burası. Daha Yahudileri için önemli bir sinagog burası. O yüzden gelip göstermek istedim sizlere. Kimseyle karşılaşmadım yolda. Yani Azerbaycan Türkleriyle karşılaştım. Daha Yahudisiyle karşılaşmak çok istiyorum. Çünkü geleneklerini hala tam olarak anlatamadım, aktaramadım. Havada kalsın istemiyorum. O bilgiyi de aktarmak istiyorum sizlere. Köprüden geçerken gördük ya çay. Bak onun yakınına indik. Müze açıkmış. Sordum, soruşturdum. Bir girelim bakalım müzeye. Buradan bilgi alalım. Daha Yahudiler Müzesi. Müzenin içi bu şekilde dostlar. İçeriye girdim şimdi. Abi şeyi rica etti. Burada şahsi eşyalar varmış. Koleksiyon eşyaları. Onları yakından göstermezsen sevinirim dedi. Ben size kıyafetleri göstermek istiyorum. Bakın, daha Yahudilerinin giydiği, erkeklerin giydiği kıyafetler, kadınların giydiği kıyafetler ve çocukların giydiği kıyafetler. Şöyle göstereyim sizlere. O dönem nasıl yaşadıklarını gösteren bir video koymuşlar. Daha Yahudilerinin günlük yaşantısı. Tarımla geçiniyorlar, ekip biçiyorlar. Bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Burada Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rusça bilgilendirici not var. O dönem kullanılan eşyalar. Burada demir dövüyorlar.
Bu da kırmızı kasaba olsa gerek. Bakın arkada dağ var. Tütüncülük oldukça meşhurmuş dağ Yahudilerinde. Burayı birazcık okudum. Tütün ekiyorlarmış. Burada da yine tarım yaptıklarını gösteren bir video var. Buradaki ışıklardan dolayı video birazcık pırpır ediyor. O yüzden kusura bakmayın dostlar. Altı kubbeli sinagogu ziyaret ettik ya. Bakın bu. Şu kısmından görmüştük. Burada dağ Yahudilerinin fotoğrafları var. Burada da dağ Yahudilerinin çaldıkları enstrümanlar. Akordeon, kemençe, zurna ve davul. Buradaki dünya haritasının üstünde de dağ Yahudilerinin yaşadığı ülkeleri işaretlemişler. Diaspora. Mesela ben Güney Amerika'yı gezdim. Sadece Şili'de varmış dağ Yahudileri. Türkiye ile Gürcistan sınırında var bir de. Sanırım Gürcistan tarafında. Burada da Yahudilerin Azerbaycan'a, bugünkü kırmızı kasabaya ve Dağıstan bölgesine nasıl geldiklerini resmetmişler. Bakın burada böyle göç ediyorlar buraya. Bu da o dönemin sanırım liderleri, Yahudi liderleri. Burada da Kuba Hanlığı'nın temsilcileri var. Kuba Hanlığı'yla iletişim kuruyorlar. Kuba Hanlığı'nın temsilcileri Dağ Yahudilerini kırmızı kasabaya yerleştiriyor. Burada yaşayabilirsiniz diyor. Burası ateşgah, Azerbaycan'daki ateşgah. Burası da Persepolis'i biliyorsunuz İran'da. Orayı temsil ediyor, yani İran'ı temsil ediyor. Bak bu da bir sinagog olup. Burası da bir sinagog. Olup. Eskiden. Eskiden. Şu an saray. Saray. Şimdi altı kubbeli biri odur, biri orası biri var. Bir de balaca burada. Ha, bu aşağı tarafta. Aha. İki tane de biri. Şu an iki tane kaldı. Anladım. Kalıp yetti tane 13'ten. İkisi sinagog kimi. Diğerleri saray oldu, müze oldu, başka bir şey oldu. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Müzenin açık olması iyi oldu, ona sevindim. Çünkü daha Yahudileriyle ilgili çok bir bilgi verememiş gibi hissettim bu videoda. Ama en azından amcanın anlattıkları, benim sizlere aktardıklarım ve o müzedeki bilgilerle kafamıza bir şeyler oturmuştur daha Yahudileriyle alakalı. İyi oldu, ben de bir şeyler öğrendim. Ne kadardı müzenin girişi? Normalde 10 manat, turistseniz 10 manat veriyorsunuz. Benden 5 manat aldılar, sağ olsunlar. Müzeyi de ziyaret etmiş olduk. Bu videoluk da bu kadar olsun dostlar. Dağ Yahudilerinin yaşadığı kırmızı kasabayı hep beraber gezdik, gördük. Buradaki halkla konuştuk, müzeyi gezdik. Birazcık sisli puslu bir ortam var ama mistik bir ortam var en azından. Yani farklı bir gezi oldu. Benim hoşuma gidiyor açıkçası böyle sis çökünce oluşan manzara. Bilmiyorum sizler seviyor musunuz? Bu videoluk benden bu kadar diyeyim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesine destek olmuş olursunuz. Yani bir emoji bile atmanız, bir nokta bile koymanız benim için çok önemli yorumlarda. Çünkü o yorumlar sayesinde kanal ön plana çıkıyor. Beğeniler sayesinde kanal ön plana çıkıyor. Eşinize, dostunuza da paylaşırsanız çok 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 sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Adios amigos diyesim geliyor ama onu Güney Amerika'da bıraktık artık. Abi sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Gittim ziyaret ettim. Taptım. Sağ olasın abi. Taptım, evet. Sağ olasın. Hayırlı günler. Evet.